Ağustos haftalık burcumuza hoş geldiniz. Bir an unuttum vallahi hangi Ağustos'tayız diye. 20 Ağustos haftalık burcumuzda. Evet, Koç burcunu neler bekliyor diyorsanız, Koçlar inanılmaz derecede tatil kafalarındalar ama hala devam eden işleriyle ilgili yenilik ve devletle alakalı bekledikleri sevinci yaşayacaklar. Devlet kadrosuna girme ya da devletle ilgili bir ön konuşma tarzı oluşumlar olacak, hayırlı olacak diyorum. Ama Koçların da kendine özel iş kurma gibi niyetleri var. Çünkü uzun süredir işsiz olan Koçlar bu 20 Ağustos'tan sonra radikal bir şekilde kendi kariyerleriyle ilgili hedeflediği her şeyi Eylül'e kadar çözecekler. Ve kurumsal firmada çalışan koçlarda bir yükselme, yenilik dönemi olacak, hayırlı olacak. Bekar koçlar ne yapıyor? Biz aşkı yakalayamadık diyen bekar koçlarımız için de 20 Ağustos'tan sonra muhteşem bir aşka yelken açma, yenilik dönemi ve hayırlı olacak. Evli koç burçlarımız için de aslında evlilikleri güzel gidiyor da bir ev değiştirme, ev yenilenme gibi bir durum olabilir. Sizde de sağlık problemi, boyun ya da bel bölgeniz hassas olabilir. Koçlar sağlığınıza dikkat edin. 20 Ağustos. Yani boğa burçlarını neler bekliyor diyorsunuz. Boğalarda fazla kilo aldım dediği ve iş yoğunluğundan hareket edemedim, devamlı yemek yedim dediği süreçte göbekte yağlanma, biraz kilo problemi. O yüzden spora kafayı taktınız. Evet, keyfini çıkartın ama sizin de tatil dönemi, çünkü 20 Ağustos'tan sonra bayram tatilimiz var. Bu bayram tatilinde planladığınız yola gideceksiniz. Ailece planladığınız nokta olacak. Hayırlı olacak diyorum ama sizin de konumunuzla ilgili değişmesini istediğiniz ya da devletle ilgili, evrakla ilgili beklediğiniz kağıt Eylül başına kadar kapınızda olacak. Hayırlı olacak. Sizin de mideyle alakalı ya da kalple ilgili ritim bozuklarınız olabilir. Boğa burçlara dikkat edin. Sağlığınıza fazla kilo almaya başlayın. Aşk konusunda da evlilikleriyle ilgili pürüz yaşayan boğa burçlarında evliliği toparlama, iyileşme ve uzun süredir ilişki yaşamayan boğa burçlarında da muhteşem bir aşk var. Gerçekten kalbinizin doğru insanını bulacaksınız. Uzun süredir ailenizle görüşmediğiniz boğa burçları var. Onlarla vakit geçireceksiniz. 20 Ağustos hangi burcu bekliyor diyorsanız, ikizler burcunu neler bekliyor? İkizlerde inanılmaz derece stresli bir hafta geride bırakıyorsunuz. Çünkü 20 Ağustos tatil planladınız ve tatilinizle ilgili gideceksiniz ama orada da işlerinizle alakalı yoğun bir temponun enerjisini yaşayacaksınız. Hem tatil hem iş mantığında olacaksınız ikizler. Sizin aşk konusunda aslında doğru bir insanı buldunuz ama parasal dengelerinizi oturtamadığınız için ilişkiyle ilgili gelecek planlarında korkularınız var ama Allah kısmet ederse yıl sonuna kadar aşkı bütünleştirme dönemi, yani söz, nişan, evlilik karar. Bir de ailenizde bir bazı miras konuları var, gündeme gelecek. Bunlar aydınlığa gelecek. Sizde de ayak varisi, kemik ağrısı ya da kas sıkışması olabilir. Dikkat diyorum ikizler. İkizlerin de ortaklı farklı işler yapmak istediği konular var. Ekim'i beklerseniz daha sağlıklı ve daha hayırlı olacak ikizler. O yüzden Ekim'i bekliyorsunuz. Sizin de kardeşler arasında uzun süredir mal konusunda tartışmalar var. O da Ekim sonu itibariyle hayıra erecek diyorum. Evet, 20 Ağustos. Yengeç burcunu neler bekliyor diyorsunuz. Yengeçler böyle uçma kafasında, lay lay lom kafasında ama biliyorsunuz yengeç burçları çok duygusaldır, çok romantiktir ama iş konularında yöneticileriyle ilgili yaşadığı bazı kaoslar onları yıprattı, yordu. O yüzden biraz kendilerini yenileyip ve eğitime ve kariyerle ilgili noktada dil eğitimi alma gibi bir niyetleri olan yengeç burçlarımız var. Bunlar için bu yıl eğitim ve kariyerleriyle ilgili odaklanma noktası olacak diyorum. Ama özellikle ilişkisiyle ilgili sorun yaşayıp biz ayrıldık artık barışmayız dediğiniz ilişkinizde tekrar barışacaksınız. O kişiden sevinçli haber alacağınız gözüküyor. Ve uzun süredir de evinizi ya da araç değişikliği niyeti olan yengeç burçları için Ekim'in ilk haftası aracınız ya da evinizi değiştireceksiniz. Çocuk tedavisi gören yengeçlerde çocuk muradı olacak ve hanenize büyük bir sevinç yaşanacak. Yengeçlerin de baş ağrısı, göz ağrısı ya da ağızda diş problemi yaşayabilirsiniz. Dikkat diyorum yengeçler. Evet, Aslan burcu neler bekliyor? 20 Ağustos'ta Aslan neler bekliyor diyorsanız, Aslanlar aslında çok çalışıp hiç para kazanmıyor. Artık parasızlıktan buraya kadar geldi ve işiyle ilgili değişmesini istediği yenilikler var. Bunların hepsi Eylül itibariyle rayına oturacak ama çok yoruldu artık. Yılların verdiği bir yorgunluk ve sistemi oturtamamanın verdiği korkular var. Korkmayın Aslanlar, sizin için de gerçekten Eylül ayı yenilenme, iyileşme ve rahata erme. İlişkinizle ilgili zaten evlilik yolundasınız. 2019 bitmeden ya da 2019 Mayıs'ı olmadan evlendiniz.
olacaksınız, gerçekleştirmiş olacaksınız. İlişkisi olmayan aslan burçları da aslında onlar aşka yelken açtılar da cesaretleri yok. Bir de geçmiş psikolojik sorunları var ya da onu rahatsız eden insanlar var aslan. Aslan geçmişi kapattı ama onu bırakmayan insanlar var. Onlar da zaman içerisinde kurtulacaklar, panik yapmayın. Sizde de saç dökülmesi, deriyle ilgili alerjik sorun olabilir. Kirpik dökülmesi, kaş dökülmesi olabilir. O yüzden bakımınıza devam edin. Evet, 20 Ağustos Başak burçlarını neler bekliyor diyorsanız, Başaklar aslında çok ruhunu iyileştirmek, şezlong duymak, uyanmak istiyorlar. Artık yoruldular evrak, dosya, hesap, aile işleriyle. Gerçekten bir şezlong, güneş, bir su olsun, başka bir şey istemiyorum diyorsun. Ama sizin daha çok insanlara yardımınız var. Çözmeniz gereken evraklı, mahkemelik ya da miraslı olaylarınız var. Bunlarla ilgili uğraşacaksınız. O yüzden biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor Başak burçlarımız. Ve uzun süredir ilişki yaşamayan Başaklar, artık ben evlenemedim, evde kaldım diyenler için sürpriz, Eylül başı ya da Ekim itibariyle doğru aşka yelken açıp evlilik yapacağınız insanla karşı karşıya kalacaksınız. Bir de eğitim konusunda yurt dışı düşüncesi olan Başaklarımız var. Onlar da Kasım'a kadar bu yurt dışı ile ilgili planları gerçekleşmiş. 2019'da bu planların aydınlığına kavuşacak gözüküyor. Sağlık olarak Başak kuşlarında mide, gaz, ülser gibi sıkıntılarımız olabilir. Bir de uyku apnesi ya da uyku ile ilgili sorun yaşayabilirsiniz diyorum. Dikkat diyorum. Evet, terazi burcunu neler bekliyor diyorsanız, teraziler aslında yorgun bir haftada ve yorgun hikaye geçirdiler. Onların devletle ilgili beklediği bazı evraklar biraz huzursuz etti ama tekrar haklarınız var. Bu hakları doğru değerlendirirseniz devlet kapısına giriş yapacaksınız ve uzun süredir evinizi değiştirmek istiyorsunuz ve parasal evrelerde çok büyük zorluklar atlattınız. Onu buraya öde, bunu buraya öde derken zorluk dönemi aslında sizin de Eylül sonu itibariyle parasal dengenizde daha rahat bir süreç, verimlilik ve aydınlık olacak terazi burçları. Sabırlı ve dengeli olmanız lazım. Sizde de böbrek kirliliğiyle alakalı, aslında böbrek değil de bel fıtığı ya da sırt bölgenizde, kuluçlarda rahatsızlık olabilir. Dikkat. İlişki konusunda da uzun süredir ilişkinizle ilgili bir evleneceğiz, bir evlenmeyeceğiz, bir ev boşanacağız gibi. Bu evre bitiyor. Yerine düzgün ve kaliteli bir süreç evresi geçiş yapıyor. Siz ilişkinizi kurtarma ve iyileştirme, ufak bir yurt dışı seyahati ya da şehir değişikliği seyahat sizin için hayırlı ve aydınlık olacak diyorum. Akrep burçlarına neler bekliyor diyorsanız, akrepler aslında tatili planladılar. Bir aylık bir tatil yapıp tekrar işlerine konsantre olacaklar ve yenilik ve güzellik dönemine, aydınlığa kavuşacaklar. Onların da aslında evlerini satma gibi ya da araç satma gibi, çünkü maddi sıkıntılar çok ön planda olduğu için korkular başlandı. Bu korkuları iyileştirmek için bir mal satıp en azından kenarda paramız olsun, işimiz devam etsin korkuları. Paniklemeyin. Eylül sonu itibariyle sizin de parasal evreniz büyük bir rahatlığa gelecek. Arabanızı ya da evinizi satmanıza gerek yok. Uzun süredir küs olduğunuz arkadaşlarınızla güzel bir vakit ve özür dileme dönemi olacak. Aşk konusunda da aslında geçmiş ilişkiniz devam ediyor. Bununla idare etmeye karar verdiniz. Yapacak bir şey yokmuş gibisiniz. Aslında gözünüzü açın, etrafınızda kısmetleriniz var. Evliliğiyle problem yaşayan akrep burçları için de aslında evliliklerinde boşanma kararı aldınız ama bence çocuklar için bu evliliği tekrar bir gözden geçirin diyorum. Kulak enfeksiyonu ya da kulakla zarınızla ilgili sıkıntılarınız olabilir. Dikkat diyorum. Evet, yay burçlarını 20 Ağustos neler bekliyor diyorsanız, yaylar da aslında tatil kafasındalar, hiç gelmek istemiyorlar. Bence artık iş ve işle alakalı çözmeniz gereken sorunlar var, bunları halledin. İş beklentisi olan yay burçlarımız için Eylül ayı iş başlangıcı olacak, hayırlı. Ve devletle ilgili işe girmek isteyen insanlar da Eylül'ün sonuna kadar bu muradına ermiş olacaklar. Ama ilişkisiyle ilgili uzun süredir ilişki yaşamayan yaylara aşk var da, yaylar seçici ve dikkatli oldukları için herkesi kendi kafeslerine alamıyor. Bir geçmişteki hesap daha kapanmamış. İlk önce geçmişteki hesabınız kapanması lazım yay burçları. Ondan sonra yeniliğe ve güzel bir aşka yelken açacaksınız. Sizin de araç değiştirmek değil de aracı olmayan yayların araç alma gibi bir niyeti var. Hayırlı olacak. Kasım'a kadar da bu araç sevinciniz yaşanacak gözüküyor. Sizde de avuç içinde terleme ya da sol elinizde uyuşma gibi bir durum olabilir. Dikkat diyorum yaylarınız. Evet, 20 Ağustos oğlak burçlarını neler bekliyor diyorsanız, oğlaklarda çok yoğun bir tempo, iş temposu, yenilik, yenilenme dönemi söz konusu ve onların hayatlarıyla ilgili aslında çözmesi gereken ortaklı ya da ihaleli süreçlerle ilgili tartışmalı, koşturmacı bir dönem. Bu sanki Ekim'e kadar devam edecek. Ekim'den sonra yatırım
yatırım ve parasal evreye büyük bir aydınlığa kavuşacaksınız. Ve iş bekleyen oğlak burçları için de Kasım ayında çok güzel bir iş teklifi ve teklifi değerlendirirseniz sevinirim diyorum. Evet, oğlakların özel hayatlarında aslında ilişkisi var ama bu ilişkiyle ilgili kafa karışıklığı ve soru işaretleri ve monoton gidiyor diyen oğlaklar ilişkinizi kurtaracaksınız. Yenilik ve yenilenme dönemi olacak, hayırlı olacak. Bekar oğlak burçları için de aslında onların her an sevgilisi, her an ilişkisini oturtacağı bir noktanın el tutuşması var gözüküyor. Onlar da yolunu bulacak, panik yapmayın diyorum oğlaklar. Oğlakların da anne ya da baba sağlık problemleriyle ilgili sıkıntıları olabilir ama herhangi bir ciddi bir sorun değil. Tedavi ya da ameliyatla aydınlığa kavuşacak. Korkmayın, herhangi bir sıkıntı olmayacak. Evet, biz kova burçlarında neler bekliyor diyorsanız, kovalar aslında dingin bir kafaya giriş yaptılar. 20 Ağustos onlar için tatil ve enerjilerinin yoğunlaştığı bir dönem olacak. Onlar eşleriyle, çocuklarıyla, ailesiyle gittiği yollar ona hayırlı gelecek ama uzun süredir kayınpeder ya da kaynana ya da anne ya da babanızın sağlık problemlerinden dolayı biraz kırgın ve yorucu bir dönem yaşadınız. Sonu ayrılık oldu. O yüzden kovalarda da stresli dönem geride kalıyor. Çok yoğun bir iş temposu ve yeni oluşturmak istediği işler var. Yeni girmek istediği bir firma var. Bu firmanın sevincini yaşayacak kova burçları. O yüzden kovalar inanılmaz derece sistemli hareket sergiliyorlar. Yatırımla ilgili planları var ama para dengeleriyle ilgili bazı borçlar oldukları için bunları toparlamaya çalışıyorsunuz. Ve tatil borçlarınız var. Bunları kapatmaya çalışıyor kovalar. Diyorum ki evet, sizin için de Kasım, Aralık gerçekten yatırım istediğiniz noktada verimlilik ve aydınlık kavuşacak. Sizin de aslında diz kapaklarınızla ilgili kasılmalar olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Evet, kimleri bekliyoruz? Balık burçları. 20 Ağustos'ta balık burçları neler bekliyor diyorsanız, balıklar aslında yeni büyük iş anlaşmasına girdiler. Kendi işlerini kurmaya çalışıyorlar ve işletmesini yapmak istedikleri noktalar var. Bununla ilgili para ödemeleri, onunla ilgili para koşturmaları var. Onunla Eylül'e kadar iş sistemlerini oturtacak ve uzun süredir işsiz olan balık burçlarında da büyük bir sevinç var. Şu an balıklar ev modunda, iş modunda, evrak modunda, koşturma, para arayışları modunda ama Eylül onlar için inanılmaz güzel, inanılmaz rahat bir süreç. Giriş yapacaklar. İlişkisini, doğru ilişkisini buldu. Uzun süredir evlilik planlıyordu. O da doğru kararını verdi. Söz nişan ya da evlilik yolunuza girdiniz. Aileler de mutlu, insanlar da mutlu. Sadece çocuk formatını konuşmalarınız başladı. Çocuk ne zaman yapalım diye. Hadi siz çocukları düşünürken bekar balık burçları için de muhteşem aşk var. Uzun süredir iş yaşamayan balık burçları için Eylül'ün ilk haftasında iş kapınız aydınlıkta ve hayırda olacak. Evet, bu haftalık 20 Ağustos burçlarımızı yorumladık. Diğer haftakileri de yorumlayacağız. Bize abone olmayı unutmayın. Mutlu kalın, sevgiyle kalın.